Arkadaşlar merhaba. 21 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapacağımız atölye çalışmamızın günleri yaklaşıyor. Lütfen tekrar buradan bildirmek istiyorum. 17 Aralık'a kadar katılmak isteyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız kayıtlarını yaptırsın. Bununla ilgili detaylı bilgileri zaten sürekli paylaşıyorum. Sitemizde mevcut. Daha önce yapmış olduğumuz İstanbul ve İzmir atölye çalışmalarımızdan da gerçekten çok güzel, mucizevi geri dönüşler alıyorum. O da beni çok mutlu ediyor. Darısı Ankara atölyemizin başına. Şimdi bugün yapacağımız çalışma yine içinde bulunduğumuz fakat bize hizmet etmeyen olasılıklar. Her zaman öyle görüyoruz ya, artık bakış açımız sadece bir olasılık. Yani iyi kötü değil, ancak bize hizmet etmediği için ilerlememizi durduruyor. Dolayısıyla sadece bir olasılık. Bu olasılıktan farklı bir olasılığa geçiş meditasyonu yapacağız gene. Yine hayatımızda bizi artık durduran, engel çıkaran her ne varsa onu orada bırakıp yepyeni bir olasılık seçimi yapacağız. O zaman çalışmamıza başlayalım. Gözler kapansın. Her zaman olduğu gibi diyafram nefesimizi alıyoruz. 3 kez bunu yapın lütfen. Şimdi gözlerimiz kapalı. Şu an içinde bulunduğumuz, bize hizmet etmeyen, sıkıntı veren, engel çıkaran her ne yaşıyorsak şöyle bir içinde olalım. O his ve duygularla iyice bir odaklanalım. Şu an içinde bulunduğumuz her neyse artık bize hizmet etmiyor ve yeni bir olasılık seçimi için adım atıyoruz. Her ne yaşıyorsak net ve berrak bir şekilde olayın içinde birebir olmanızı istiyorum. Bu duygusal ilişkilerdeki bir tıkanıklık, parasal alanlarda her neyse, her nerede bir tıkanıklık yaşıyorsanız onu birebir tekrardan hissetmenizi istiyorum. Zaten bu duygulara çok aşina olduğumuz için anında belki de o duyguların içindesinizdir. Şimdi yavaş yavaş boynumuzu oynatmadan gözler kapalı çok hafif sol yukarı doğru döndürün gözlerinizi. Bu kez birebir biraz önce hissetmiş olduğunuz, adeta olayların içinde bulduğunuz, kendinizi bulduğunuz o anı bu kez hatırlamanızı isteyeceğim. İzleyin. Film seyreder gibi önünüzden geçsin. Kendinizi izliyorsunuz şu anda. Sol yukarı bakarak. Yaşananlar, yaşadıklarınız her neyse film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçiyor. Sol yukarı bakarak hatırlıyorsunuz. Unutmayın, sadece izliyorsunuz şu anda. Olayların içinde değilsiniz.
Şimdi gözlerinizi sürekli kapalı tutuyoruz bu arada. Gözlerinizi aşağıya doğru çevirin. Boynunuzu oynatmıyorsunuz. Sanki ayak parmak uçlarınıza bakmak istercesine. Bu kez dikkatinizi sadece karanlığa verin. Boşluk, enerji, her nasıl algılıyorsanız, hiçlik, tamamen boşluğa verin dikkatinizi. Sanki bir uzay boşluğundasınız. Her yer karanlık, uçsuz bucaksız. Belki kendinizi karanlık bir odada hissediyorsunuz. Her neyse, sadece zihninizi boşluğa, karanlığa verin. Ne kadar dikkatinizi boşluğa odakladıkça o kadar zihniniz sakinleşecek, sessizleşecek. Bütün odak noktanız karanlık olsun. Şimdi dikkatinizi yavaş yavaş sağa doğru çevirin. Gözleriniz sağ yukarı doğru dönsün. Unutmayın, boyun sabit, sadece gözler dönüyor. Sağ yukarı döndürdüğümüzde yeni bir olasılık seçimi, yeni bir realite seçimi nasıl olurdu? Ne yapardınız? Şu an size bir şans verilse, geçmiş koşullara bağlı olmadan, şu an belki de içinde bulunduğunuz koşullara dahi bağlı olmadan nasıl bir hayat isterdiniz? Nasıl bir realite oluştururdunuz? Şimdi ona odaklanmanızı istiyorum. Bunu da net ve berrak bir şekilde görünceye kadar yapacaksınız. Sağ yukarı bakarak kendinizi izleyin. Realite seçimi yapıyorsunuz. Birebir olayların içinde olmuyorsunuz. Sadece izliyorsunuz. Yani daha doğrusu geleceğinizi inşa ediyorsunuz. Duygusal ilişkilerde bir takım sıkıntılar varsa nasıl düzelmiş hali olurdu? O kişinin olmasını istediğiniz haline, kendinizin olmasını istediğiniz halinize odaklanacaksınız. Parasal, maddi problemler varsa hayatınızın o problemlerin giderilmiş olduğundaki o mutluluğa odaklanacaksınız, o huzura odaklanacaksınız. İyice odaklanın, seyredin kendinizi, izleyin. Değiştirmek istediğiniz noktaları düzeltin, değiştirin. Yeni bir olasılık seçiyorsunuz, unutmayın. Her şeyle size hizmet etmeli. Her şeyle sizi mutlu ve huzurlu kılmalı. Bunu da ancak kalbinizle sağlayabilirsiniz. Kalbinizden bakın, gerçekten huzurlu musunuz orada? Yeni olasılık seçiminde gerçekten mutlu musunuz? Şimdi yavaş yavaş gözlerinizi önünüze doğru döndürün. Şimdi, şu an bu olayları yaşıyor olsaydınız, olayların içinde nasıl hissederdiniz?
Düşünce ve duygularınız nasıl olurdu? Bakış açınız ne olurdu hayata? Her şeyle olayların biraz önce inşa etmiş olduğunuz olayların içinde olmanızı istiyorum. Bu kez izleyici değilsiniz, unutmayın. Olayların birebir içindesiniz. Kalpten o duyguyu yakalamanızı istiyorum. O hissi tüm bedeninizde duyumsamanızı istiyorum. Şimdi, şu an olayların içindesiniz. Birebir hissetmeye başladığınızda gözlerinizi sol yukarı çeviriyorsunuz kapalıyken yine ve bu kez geleceği hatırlayacaksınız. Yani biraz önce inşa etmiş olduklarınızı yaşadınız ve hatırlıyorsunuz. Bu da beynimizin hipokampus bölgesindeki yani hafıza deposu dediğimiz yerde depolanmasını sağlayacak. Sol yukarı bakarak tekrar izleyici konumuna geçip biraz önce yaşamış olduğunuz, içinde olduğunuz olayları artık izliyorsunuz. Film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçirin. Ve artık yeterince yaptığınızı inandığınızda gözler öne doğru dönüyor ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu gerçekten göz hareketleriyle ilgili hem bedenimizin parasempatik sinir sistemine etki ediyor hem aynı zamanda tüm merkezi sinir sistemini harekete geçiriyor. Gözlerin beyin nöronlarıyla da biliyorsunuz ilişkisi var. Dolayısıyla çok etkili bir çalışma. Bunu yapın. Hem gerçekten sizi negatif, olumsuz etkileyen o geçmiş deneyimleri artık bir olasılık olarak bir kenarda bırakıyorsunuz. Hem de yepyeni bir hayata, yepyeni bir olasılığa aslında adım atmış oluyorsunuz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.